Herkese merhaba. Bu videoda siz değerli futbol severler için Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi 21 efsane futbolcuyu inceleyeceğiz. Carlos Antonio Zago, Roma'nın 2000-2001 sezonunda kazandığı efsane şampiyonluğun kahramanlarından biriydi. Hem Serie A hem de Brezilya milli takımı geçmişiyle ülkemize gelen en kariyerli stoperlerden biri. Ancak onun farkı klasik bir stoper olmayışıydı. Sertlik, hatta gaddarlık anlamında tam bir stoper olsa da Lucescu'nun üçlü savunmasının sağında sıkça hücuma katılıp Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunu elde ederken oynadığı güzel futbolun bir parçası olmayı başarmıştı. Stefan Apia, ülkemizi box to box orta saha tabiriyle tanıştıran adam dersek abartmış olmayız. Stefan Apia'yı özel kılan şey bu. Bugün hala iki ceza sahası arasında oynanan çift yönlü orta saha tarif edildiğinde Apia gibi denir. O dönem Juventus'tan direkt olarak transfer edilmesiyle de dikkat çekiyor. Bugünlerde 25 yaşında bir oyuncu oralardan olmak çok güç. Kattığı yüksek enerji, attığı kritik gollerle Fenerbahçelilerin kalbinde ayrı bir yeri olduğu da kesin. Mario Jardel sadece Süper Lig'den değil, dünya futbolundan geçmiş en saf golcüler arasında olan Mario Jardel. Mesleği futbolculuk değil, direkt olarak golcülüktü. Galatasaray'a transfer olduğunda takımın geri kalanıyla arasının iyi olmadığı ve pek pas almadığı aşikardı. Buna rağmen genelde 30'un üzerinde gol attı. Pek tabii en unutulmazları Real Madrid'de hem Süper Kupa'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerdi. Bir yıldan fazla kalmış olsaydı listede adı daha üst sıralarda olurdu. Pablo Martin Bataja. Süper Lig tarihinin en özel anlarından biri Bursaspor'un kazandığı şampiyonluktu ve tam da bu sebeple Pablo Martin Bataja yukarıdaki kriterlerin birkaçını hiç karşılamamasına rağmen bu listede olmayı hak ediyor. Başarılarının dışında İtalyanların tre quartista dediği orta sahaya ve forvete eşit miktarda destek veren komple 10 numaralarında harika bir örneğiydi. Shota Arveladze. Süper Lig tarihinin ilk yabancı gol kralı. Aynı sezon yani 1995-96 da Trabzonspor'un kıl payı kaçırdığı şampiyonluk yarışında da oldukça etkili olmuştu. Shota belki Türkiye'ye geldiğinde dünyanın en iyi futbolcular arasında değildi. Daha sonra Avrupa'nın sayılı santraforları arasına girdi ancak no name olarak ülkeye gelmiş ve büyük fark yaratmış oyuncuların başında geliyor. Ricardo Quaresma. Dünyanın en iyi kulüplerinde forma giymiş olsa da Quaresma'nın Quaresma'laşabildiği iki forma vardı. Porto ve Beşiktaş. Takım oyunu değil de daha çok gözlere hitap eden tarzı en çok bu iki klipte işledi. Yine de onun için rahatlıkla dünya çapında futbolcu diyebiliriz. Gözümüzün en büyük yıldızlarından Mbappe bile antrenmanlarda ayak dışıyla gol atınca Ricardo Quaresma diye seviniyor. Nikola Anelka, büyüleyici bir yetenek. Hem her anlamda santrfor özelliklerini taşıyıp üstüne bir de kadife bilek denilebilecek tekniğe sahip olmak nasıl bir şeydir? Şöyle bir şey, en bitik haliyle bile transfer rekorunu kırıyorsun. Anelka da Fenerbahçe'ye gelene kadar öyleydi. Gittiği dev kulüplere tam anlamıyla damgasını vuramayınca oldukça genç yaşta sarı lacivertli formayı giydi. Hatta burada hayatta buldu diyebiliriz. Sonraki döneminde Premier Lig'de kariyerinin en iyi sezonlarını geçirmişti. Daniel Amokachi, Beşiktaşlılar için ikon kelimesinin direkt karşılığı. Yıldız transferlerine, ünlü futbolcuya görmeye pek de alışık olunmayan dönemde Nijerya formasıyla Dünya Kupası'na çıkmış, olimpiyat oyunlarında final oynamış Daniel Amokachi bir gün ansızın imzayı atmıştı. Korkutucu driplikleriyle Karatren lakabına tam olarak oturan efsane 98'deki sakatlığını yaşamasaydı bu listede daha çok üst sıralarda yer alabilirdi. Felipe Melo, bir defansif orta saha düşünün, bölgenin gereksinimlerini karşılamasının dışında bir 10 numara kadar da topla yetenekli. Hatta hiç adım atmadan 40 metreye öyle uzun toplar atıyordu ki tek başına sıfırdan atak başlatıyordu. 2010 Dünya Kupası'nda gördüğü kırmızı kart Juventus döneminde de kötü oyuncu olarak anılmaya başlamasıyla birlikte düşüşe geçen kariyeri Galatasaray için büyük fırsat olmuştu. Oynadığı dönemde hem sahada yaptıkları hem de savaşçı karakterleriyle de taraftarların vazgeçilmezlerindendi. JJ Okocha, Afrika kıtasının gelmiş geçmiş en teknik 10 numarası ve biz böyle bir oyuncuyu Süper Lig'de izledik. Fenerbahçe formasıyla topu ayağına aldığı her anında şiir yazan, bizi Okocha çalımıyla tanıştıran efsane, aynı zamanda ülkemizden Avrupa'ya yüksek bonservis bedeliyle geçiş yapmasıyla da farklı bir kapı açıyordu. 20 sene önce bugünün kuruyla 12 milyon lira civarında para kazandırmıştı Fenerbahçe'ye. Wesley Sneijder, 2010 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter'in yönetmeniydi. Aynı zamanda 2010 Dünya Kupası'nda final oynayan Hollanda'nın her şeyi. Wesley Sneijder zirvede olduğu öyle bir dönemi sadece 3 tur sonrasında Galatasaray'a imza attı. Elbette büyük fark yaratacaktı. Zoru kolay gösteren plase gollerinden bolca izlettirdi bizler. Tony Schmeier,
82-86 Dünya Kupalarında final oynayan Almanya'nın kalesindeydi. Aynı şekilde Euro 80'de ülkesinin kazandığı şampiyonlukta da öyle. Döneminde en iyi futbolcu arasında yer alıyordu. Böyle bir eldiven 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer olurdu. 103 gollü efsane şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biriydi. Karşı karşıya pozisyonlarda kendine has stil ve elbette şapkasıyla hafızalara yer etti. Fenerbahçe'den sonra Borussia Dortmund, Bayern Münih gibi devlerin kalesini korudu. Mario Gomez, Beşiktaş çarşısına indiğinizde herhangi birine Eyşan kimdir diye sorun, alacağınız cevap Ezel dizisinin karakterinden çok Mario Gomez olur. Bir yıl oynadı ama her şeye rağmen Beşiktaş tarihinin en net golcüsü olmayı başardı. Bayern Münih formasıyla üst seviyeye çıkardığı santraforluk sanatını en iyi seviyesinde çok yakın bir kıvamında burada da sergiledi. Gol kralı olması pek de zor olmadı. George Popescu, topu oyuna sokan stoper tabiriyle hayatımıza onunla girdi. Barcelona görmüş bir 4 numara olduğu yeni açığın en arka sırasından bile belliydi. Ligde 4 yıl üst üste şampiyon olan, üzerine UEFA Kupası'nda şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın en gerideki oyun kurucusuydu. Bülent Korkmaz'la harika bir ikili oluşturmuşlardı. Guti Hernandez, son 20 yıla damga vurmuş 3 pasör varsa onlardan biri de Guti Hernandez'di. 40-50 metre öyle uzun toplar atıyordu ki pas attığı oyuncunun koşu hızını bile hesaplıyordu. Real Madrid dışında forma giydiği tek kulüp Beşiktaş'tı. Belki burada net bir başarıya imza atmadı ama çarpık yapılmış takımın içinde bile sivriliyor, tek başına bir maçı domine edebiliyordu. Samuel Eto, Süper Lig'e geldiğinde yaşı sebebiyle kendisine biraz şüpheyle bakılıyordu. Ama oynadığı futbolla çok kısa zamanda büyük takımlara keşke bizde olsa dedirtti. Barcelona, Real Madrid, Inter görmüş oyuncunun kolay kolay yaşlanmayacağını kanıtladı. Özellikle Antalyaspor'daki ilk yılında sadece bir santrafor değildi. Sahanın her yerine ayak basan, atak yönlendiren bir liderdi. Roberto Carlos zamanında okul kitaplarındaki sayfa boşluklarına dünyanın en iyi 11'i yazılırdı. İşte o 11'in konusu gelmiş geçmiş en iyi 11 olunca sağ ve sol bek pek tartışılmazdı. Sağ Cafu, sola da Roberto Carlos yazılırdı. İşte o efsane kısa bir sürede olsa Fenerbahçe formasını giydi. Sezon ortasında sakatlanmış olsa da takımını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıyanların arasındaydı. Yaptığı bir röportajda keşke Chelsea maçlarında da sahada olsaydım, şansımız belki biraz daha artardı demişti. Belki de öyle olacaktı. Claudio Taffarel, 94 ve 98 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini koruyan Taffarel kez dünya finali gördü, birini kazandı. O büyük turnuvalarda özellikle kurtardığı penaltılarla akıllarda kaldı. Ancak Galatasaray döneminde asıl farkını topu oyuna sokma yeteneğiyle gösterecekti. Eski bir forvet olan Taffarel bize kalecilerin sadece kurtarışlardan ibaret olmadığını öğretti. Thierry Henry'nin UEFA Kupası finalindeki kafa vuruşunu, Street Fighter karakteri Dalsim gibi uzayarak çıkarışı akıllarda en belirgin Taffarel sahnesi. Didier Drogba, Süper Lig'deki ilk maçında oyuna sonradan dahil oldu. Maçtan sonra Galatasaray'ın rakibi Akhisar'ın teknik direktörü şöyle bir açıklama yapacaktı. Oyunda her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Ta ki Drogba sahneye çıkana kadar. Gerçekten de o maçta yarattığı haksız rekabet daha sonra da devam edecekti. Komple santrforun sözlükteki karşıda Drogba tek başına rakip savunmanın tamamını hayattan soğutabiliyordu. Futbolculuğu kadar profesyoneliyle de damga vurdu. Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında formasını giydi. Fenerbahçe ile şahane bir golcü özellikle 10 numara örneği sundu. Sadece Fenerbahçelilerin değil, herkesin saygı duyduğu gerçek bir sporcu olarak akıllarda kaldı. İstatistik olarak ülkenin gördüğü en istikrarlı, en tabela bozan yabancı futbolcusuydu. Topu sol ayağına aldığında çerçevede radarına girdiyse onun için gol atmak dünyanın en basit olayıydı. Georgi Hagi, 90'larda dünyanın en iyisi tartışması iki isim arasında geçmiyordu. Dünyanın en ileri başları altında birçok aday vardı. Onlardan biri de Georgi Hagi'ydi. 94 Dünya Kupası'nda topla vuruşlarındaki büyüyü gösterdikten sonra sadece 2 yıl sonra henüz 31 yaşındayken Galatasaray'a imza attı. Barcelona ve Real Madrid görmüş 10 numaraydı. Yaptıklarını tekrar hatırlayınca gerçek bir ikon olduğu tekrar tekrar anlaşılıyor. Eldeki topa vurma konusunda benzeri gelmedi. Hatta yanına yaklaşanı bile olmadı.